Merhaba herkese. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle biraz farklı bir konu üzerine konuşacağız. Evet, bugün güzel bir konsept seçtik aslında. Bence çok da merak edilen bir şey olduğunu düşünüyoruz. Prefabrik ev ve köy evindeki prefabrik ev ve normal taş ev, yani betonarme evden bahsetmek istiyoruz. Ya, karşılaştırmalarını yapalım dedik. Biz ikisinde de yaşama şansı bulduk. İlk köye göçtüğümüzde prefabrik evde yaşamıştık. Ondan sonraki iki evimiz de betonarme evdi. Hani olumlu olumsuz ikisinin de yanlarını bahsetmek istiyoruz size. Evet, ilk taşındığımız sene prefabrik bir eve taşındık. O ara işte arsa almayı düşünüyorduk. Arsa aldığımız zaman da üzerine prefabrik ev yapalım diye hep araştırmalarda bulunduk. Ama tabii yaptırma fırsatımız olmadı kendimiz, ama yaşadık orada. Zorluklarını, kolaylıklarını, işte iyiliklerini, yani sizin zorluklarını de, konuşmak istiyoruz birazcık. Sizin de yorumlarınızda hep aynı bizim o düşündüğümüz şey var. Hani bir arazi alacağım, üstüne prefabrik koyacağım gibi düşünüyorsunuz. Yorumlarda da bunu yazıyorsunuz. O yüzden hani bununla ilgili size kendi tecrübelerimizi aktaralım istedik. Önce hangisinden başlayalım? Önce bence ilk taşındığımız zaman olan prefabrikten mi bahsedelim. Çünkü ilk evimizdi. Bu üçüncü evimiz biliyorsunuz. Biz ilk evimizden bahsedelim. Evet. İlk ev, taşındığımız ev bayağı yüksekte bir yerdi. Dağda, tepedeydi. Ya, Şehre 45 evet, dakika mesafe bu uzaklıktaydı. aşağılara göre biraz daha serin. Serindi, Evet. aynen. Gittiğimizde ilk ben hani köy, dedim bu köy evi ne kadar güzel, bir köy evi böyle mi olur falan diye düşündüm. Çünkü her şeyi güzeldi, yani prefabrik hazır bir tasarımla yapıldığı için yani her şey iyiydi, sıvası falan lükstü yani, açıkçası köy evini Ama öyle beklemiyordum. hani Gizem böyle diyor ama sonuçta şey, çok eski bir prefabrik. Kaç Evet, yani o 10 yıl önce yaptırmış biz belki daha çok gittiğimizde. yani. Aynen, şu an tabii 3 sene daha geçti. İşte 13 yıllık bir prefabrik olmuştu şimdi. Ya, şu anki prefabriklerin teknolojisi tabii çok daha iyi. Hani siz Tabii. ona ekleyerek düşünün. Çok uyguna yaptırmış o zamanki kiracımız. Bize bahsetmişti. Kendi tabii şartlarına göre yaptırmışlar. Onlarda da öyle tuvalet ayrı, banyo ayrıydı. Şimdi o zaman şeyden bahsedelim. Nasıl, neler yaşadık? İşte ilk taşındığımızda yani Ben yüksekte oluyor zaten prefabrik. Bizim şehrimiz, yaşadığımız yer yüksekteydi. Yani yerden yüksekti. Onun için su su basmanın basmanı üzerine. vardı. Bizimki bayağı bir yüksek, yani yamacın üzerine hafif kurulmuştu. Ondan dolayı ayrıca çok geniş bir balkon ayırmışlar. Yani bir salon gibi bir balkonu vardı böyle. O çok güzeldi. Kullanışlı oluyor. Zaten yazın hani dışarıda geçiriyorsunuz vaktinizi. Balkon olunca hani bahçeye bile inmiyorsunuz aslında. Artıları ve eksilerinden bahsedelim. Evet. Mesela en önemlisi hani Biz kışın, yazın taşındık aslında. Yazdan bence önce yani bahsedelim. yazdan bahsedelim. Hani mesela Nasıl çok sıcak oldu? oluyor mu? Bizim yaşadığımız yer biraz tepede bir yer olduğu için biz o kadar aşırı bir sıcaklık hissetmedik, değil mi? Evet, öyle aşırı sıcaklık olmadı. Çünkü şey, yani yalıtım zaten o şekilde tasarlanmış prefabriklerin. Kışın çok soğuk olmuyor. Yazında çok sıcak olmuyor. Biz yani açıkçası o ilk taşındığımız sene klima da taktırmadık ve klimasız geçirdik o yazı. Çok da iyiydi. Birazcık da tabii şansımıza serinlik de vardı. Evet, yani rüzgar da oluyordu biraz. Aynen. Ondan dolayı yani taktırmadık ama tabii gene de sıcak oluyor. Yani bir klima gerekiyor ama böyle bunalacak, hani darlanacak kadar değil. Olmadı. Sonra Yani. kışa gelelim. Kışın da şöyle, şimdi aklıma gelmiş, onu söyleyeyim. Kışın bir kere yağmur yağdığı zaman direkt sesi içeride hissediyorsunuz. Çünkü hani çok ince olduğu için her şeyi, yalıtımı falan. Ciddi derecede çatır çatır, sanki evin içine yağmur giriyormuş gibi, böyle çatır 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 çatır. Hele bir apartmandan sonra prefabrik ev gerçekten insanı, yani biraz tabii hani böyle korkular, endişeler olan insanlar varsa sese karşı, onlardan biraz rahatsız olabilirler. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Akmıyor. Aynen, akmıyor kesinlikle. Yani bence prefabrik, ben gerçekten çok memnundum, yani kendi şeyime göre söyleyeyim, ben çok memnun kaldım. Özellikle duvarlar mesela, işte saçma sapan hani böyle sıva yapmak zorunda değilsin, işte öyle yapmak, böyle yapmak, yani prefabrik hazır geliyor sana, hani güzel, her yeri muntazam yapılmış, öyle avantajları vardı. Dezavantajı şu, yani ısıttığınız zaman tamam çok güzel, hemen çok hızlı ısınıyor ev.
sobayı yaktınız hemen 5 dakikada ev ısınıyor yani gerçekten. Dikkat etmeniz gerekiyor tabii bu arada. Yanabilir yani. Ha, çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ama mesela sobayı söndürdüğünüzde ev aynı hızla hemen soğuyor. Yani hani evde illaki az da olsa bir şey yakılması gerekiyor. Ama biz ısınmadan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Evet, o kışı çok rahat geçirdik gerçekten. Adada küçüktü o zaman. Hmm. Daha birinci sınıfa yeni başlamıştı köy okulunda. Hmm. Orada hatta köy okuluna gittiği yerde de soba yakıyorlardı. Ben acaba ısınabilecek mi ya falan diye böyle endişeleniyordum. Gerçekten güzel bir kış geçirdik. Ya sıkıntısı şu Piraf abi. Yani duvarları çok ince. Hani herhangi bir zarar verdiğiniz zaman hani onu onarmak gerekiyor. Belki o kısmı parça parça değiştirmek gerekiyor. Belki betonarmeye göre prefabriklerin ömrü daha kısadır. Gerçi şu anki teknolojiyle nasıl bilmiyorum hani onu araştırırsınız. Ama mesela bir rutubetle karşılaşmadık. Hani bir odalar en güzel taraflarından birisi de o zaten. Yalıtım iyi olduğu için rutubet diye bir olmuyor. Bir sek sesi çok fazla geliyor gerçekten. Hani dışarıdan yağmur sesiydi, rüzgar sesiydi bunu içeride hissediyorsunuz. Belki bunun da hani ekstra bir yalıtımı vesairesi vardır. Onları da yaptırabilirsiniz. Onun haricinde yani bakımı belli... Matkap kullanmanıza gerek yok. Çiviyi hemen çat çat diye anında çakabiliyorsunuz. Ben her yere çok rahatlıkla çivi çaktım yani. Çerçevelerimi astım. Bir sıkıntı olmuyor. Ya kullanışlı kutu gibi bir ev hani. Öyle evet, söyleyelim. Kendi tasarımıza göre. Biz memnun kaldık. Ben açıkçası memnundum yani. Gayet güzeldi. Onun haricinde betonarme evden de bahsedelim. İkinci taşındığımız yerden bahsedelim bence. Ya şimdi tabii betonarme evden eve fark var. Bizim bu evimizden, şu gördüğünüz evimizden önceki oturduğumuz ev çok rutubet yaptı. Yalıtımsızdı bir de. O hiç böyle yani araya şey koymamış. Hani yalıtım falan hiçbir şey konulmamış. İşte çatısı falan hani eğreti yapılmış. Çok fazla içeri su aktı damdan dolayı. Ev mesela ısınmadı, ısıtamadık yani. Evde klima artı kömürlü soba yaktık. İki odayı ona rağmen kullanamadık. O anlamda o betonarme ev kötüydü. Ama normal genel betonarmelerden bahsedelim. Mesela bu betonarme evimizden bahsedelim. Bu betonarme evimiz mesela sobayı yaktığınızda hani bir prefabrik gibi 5 dakikada ısınmıyor. Hani belli bir süre sobanın yanması gerekiyor. Ama ısındıktan sonra da sobayı söndürdüğünüzde prefabrik gibi hemen soğumuyor. Evet, kesinlikle. Yani muhafaza edebiliyor içeride ısıyı. Bir o de anlamdayı... güneşin de tabii güneyden yani gelmesi hani o sıcaklık olarak konum olarak da çok uygun yere seçilmiş. O da çok önemli. Mesela bizim ikinci oturduğumuz yer tamamen kuzeye bakıyordu ve çok soğuktu. Yani biz arka odaları falan hiç kullanamadık. Ben çoğu zaman hep kışın atada çok ufak bebek olduğu için hep yani İzmir'e falan gittim. Hani orada kaldım kışın. Bayağı sıkıntılıydı yani çok büyük sıkıntı geçirdik. Onları çok hatırlamak istemiyorum. Yani kötüydü bayağı. Ama betonarme değil yani. O tabii bakılmamış. Hani bir yazlık ev gibi falandı o. Evet. Ondan yani betonarme evde oturacaksanız hani mantolamasına falan hani bazı şeylerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar iyi yapılmışsa tabii betonarme ev sonuçta dayanıklı hani bir ev yani. Evet. Isınması daha kolay olur. Aynı şekilde mesela ısınması kolay. Tabii yazında yazın da öyle. Serin yani yazında serin hani oluyor. Güneşi tabii, sıcağı daha geç alır. Ama yani prefabrik evin de çok avantajları var şeye göre, normal eve göre. Hani betonarme eve göre. Fiyat olarak baktığınız zaman fiyatlar da biz araştırdığımızda hani acaba betonarme yaptırsak ne kadara mal olur, prefabrik yaptırsak ne kadara mal olur diye bakıyorduk. O zamanlar prefabrik çok daha uyguna denk geliyordu metrekare bazında bakıldığı zaman. Evet, bu 4 sene önce fiyatlar bayağı bir düşüktü ama şimdi, evet, şimdi onlar da bayağı arttı. Dolar bazında olduğu için tabii onlar da doların artışına göre prefabrikler de artıyordu. Maliyetine göre tabii hani eğer uygun bir betonarme ev, yani şöyle söyleyeyim hani ortalama söyleyeyim 100 bine prefabrik yaptırabileceğiniz bir ev 100 bine betonarme yaptıracağınız evden çok daha gösterişli ve çok daha konforlu olabilir. Evet. Bunu iyi araştırın. Çünkü betonarmenin malzemeleri çok daha pahalı olduğu için, yani bir sürü malzeme gerektiği için, demirinden bilmem nesine, çimentosuna, onlar biraz daha pahalı oluyor. Ama şöyle, U-Tonk dedikleri mesela gaz beton evler var. Bunu da araştırmanızı tavsiye ederim. Bu ayrı ayrı U-Tonk gaz betonu diyorlar. Yanlış söylemiyorsam
bunların böyle yığılarak yapıldığı bir ev. Biz bunları da araştırmıştık. Evet, bayağı araştırdık. Bunun avantajı da ısı yalıtımlı bu taşlar. Hani ekstra bir mantolama gerekmiyor. Çok kullanışlı aslında. Hani onu da düşünebilirsiniz. O da mesela bir prefabrik gibi kullanışlı olabilir. Ama tabii daha da maliyetlidir muhtemelen. Onu araştırmak lazım. Yani toparlamak gerekirse... Yani ömür olarak mesela onu da bence merak edenler oldu. Ben hep onu soruyordum. Hani prefabrik mesela yaptırdık dedim. Kaç sene dayanır? Kaç sene şey yapar? İşte beton yapsak ne kadar dayanır? Hani betonarme de zaten hani sıvasıdır bilmem mesela çatlayacak. İşte orası burası temizlemen lazım, tazelemen lazım. Hani aslına baktığın zaman hemen hemen aynı şey denk geliyor. Prefabrikların ömrü hani adam bize ne zaman ne kadar demişti? 50 yıl falan rahat bunlar böyle gider. Hani hiçbir şey yaptığımıza gerek yok diyordu. Ya hiçbir şey yaptırmadan gitmez de. Hani sonuçta 2 sene de bakım yapılması gerekiyor. Hani bunları da göz önünde bulundurun. Ama fiyat performans olarak diyelim. Hani prefabrik biraz daha kullanışlı. Evet. Ama biz şu anki oturduğumuz betonarme evden de memnunuz. Evet, çok. Mesela, ya tabii burası yaşanılan bir ev olduğu için çok kısa süre önce. Hani ya biz uzun gelmeden, yıllar bu evde yaşandığı için yaşanmış, tabii. Yaşanmış, hani bir çocuklu evli olduğu için biz çok mutluyuz. Çok şükürler olsun o kadar sıkıntıdan sonra böyle bir eve denk gelmek. Ya rutubet betonarme evde en büyük sıkıntı. Evet, çok o çok su duvarların içine yürüdüğü zaman hani onu durdurmak, yani kesmek. Hastalık zaten. Hani çocukla sağlıksız, çok büyük sağlıksız bir şey. Sonuçta mantar yani. Küf oluyor yani. Küf oluyor. Bizim eşyalarımıza kadar her şeyimiz battı. Benim çocuk dolabım, hani adanın dolabı falan da küf oldu. Hani hala bazı özel eşyalarım mahvoldu falan. İşte yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor taşındığınız yerde. Yaşanılmış olan bir evde eve taşınırsanız, hani kiralayacaksanız eğer, hani bunlara dikkat etmeniz lazım. Zaten bir kış muhakkak geçirmeniz lazım. Ha bir de ama şöyle bence... söyleyelim. Mesela böyle göç edecekseniz, kirada oturacaksanız ya da hani o bölgeyi tanımak, o bölgeden yer almak istiyorsanız, hani bunun için öncelikli kiraya çıkalım diyorsanız, muhakkak kış zamanı o bölgeye gidin. Yani kışı orada geçirin. Mesela atıyorum Çanakkale'ye gideceksiniz, Muğla'ya geleceksiniz, bir yere gideceksiniz, oraya göçmek istiyorsunuz. Geldiniz, kirada oturacaksınız, yer arayacaksınız, yer alacaksınız, o bölgeyi tanımak istiyorsunuz. Kış sezonunda gelin, yani kış sezonunda tanıyın. Yaz sezonunda çok farklı ve kış sezonunda çok farklı oluyor. Hani o evi kış sezonunda oraları bir kesinlikle görün, iklimini kış sezonunda görün. Mesela sürekli kirada oturacaksanız o eve kış sezonunda gelin, hani o evi kış halini görün. Çünkü kandırmacalar olabiliyor. Mesela ev rutubetli oluyor. Üstüne boya badana yapıyorlar. Yani size bakın evde yani tertemiz, mis gibi ev veriyoruz diye veriyorlar. Sonra bir iki yağmur yağıyor, ev aydı, şakır şakır akıyor. Her yerden küfler çıkıyor. Bizim ikinci taşındığımız evde ata daha o zaman 3-4 aylıktı. Sabaha karşıydı. Sabah 4'tü, hiç unutmuyorum. Böyle şakır şakır sesler gelmeye başladı. Ben böyle çığlık çığlığa, ay bir baktık yukarıdan duvarlardan böyle yatağa doğru sular süzülüyor. Yani onun aslında videosu var, keşke bulabilsem. Yani deli gibi, bir de o zaman böyle yeni doğum yapmış bir kadının sendromu hareketleri, Allah'ım çıldırmıştım yani, çok kötüydü. Ya o yüzden hani iyi araştırın. Dikkat etmeniz lazım. Ya ev gerçekten çok önemli. Çok çok önemli yani. Kış çok önemli. Isınmak çok önemli. Barınma, bunlar yani insana huzur verecek şeyler ve çok önemli şeyler. Konforu şeyler. Evet, yani siz mesela şimdi hemen bir an önce göçelim, artık evet, şehirden kurtulalım falan diyorsunuz ama ya mesela oturduğunuz yerdeki evinizdeki huzursuzluk sizin o bütün hayallerinizi silip süpürüyor. Aynen öyle. Her şeyi unutuyorsunuz yani. Evet. Her şey bir kenara geçiyor. Sadece tamam, sizin yaşam konforunuz. Tamam, konfor çok büyük bir konfor aramıyoruz. Hani ya yani köye gittin, ne bekliyordun diyorsunuz ama öyle değil gerçekten. Hani yatağa yattığınızda kafanızın, alnınızın ortasına bir damla indiği zaman bütün neşeniz gidiyor yani. Yani bunlar önemli. Tamam, evet, konfor değil de bu konfor değil zaten. Konfor yani değil. Suyun akmaması artık olması gereken bir özellik. Yani hani evin su almaması gerekiyor. Ev nedir? Sizi dışarıdaki etkenlerden koruyacak bir şey yani. Tabii ki, aynen. Hani bunlara dikkat edin. Çünkü huzurunuz, neşeniz, bütün hayalleriniz kaçabilir. Prefabrik ev bu, betonarme ev bu diyeceğin. Evet, yani şu an aklıma gelen başka bir şey yok. Dediklerin güzel. Yani siz de mesela muhtemelen içinizde prefabrik evde yaşayanlarınız vardır, betonarme evde yaşayanlarınız vardır. Sizler de kendi tecrübelerinizi yorum olarak yazarsanız, hani insanlar yorumları da çok fazla okuyor. Dikkat evet, etmişsinizdir. Herkes birbirinden faydalanır. Hani bilgi alışverişi olur. Böylelikle herkes hani kendine göre bir karar verme fırsatı bulmuş olur.
Yani benim diyeceklerim bu kadar. Benim de bu kadar. Yani teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için. Bugünkü videomuz bu şekilde oldu. İnşallah beğenirsiniz. Bir fikir oldu en azından. Aklımıza gelenleri paylaşıyoruz. Çünkü önemliydi. Biz böyle şeyler çıktığımızda yola pek göremedik. Duyamadık. Kimseyle konuşamadık. Hani ev olaylarını. Hani böyle en azından YouTube'da insanlar arattığı zaman böyle şeyler karşılaşır, okur, dinler. İşlerine yarar. O şekilde teşekkür ediyoruz tekrar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.